Ben bitlendim arkadaşlar ve bana ne yaptı? Üzerime şemsiye açıp yaklaşma! Bitlisin sen gibi bir şey söyledi. Ve etüde kadar böyle yürüdük. Selam arkadaşlar. Bu bir ibret videosu olacak. Şimdi böyle demeyelim. Bence hayat hazırlık videosu. Çocuklarınızı uzak tutmanız gereken arkadaşlar videosu. Hiç alakası yok. Bakın bu videonun içeriği hayata hazırlık videosu. Birazdan anlayacaksınız bence. Doğanlar benim hayattaki en eski arkadaşım, ilkokul arkadaşım. 1994 mü? 94 herhalde. 1994. Şuraya koyacağım fotoğrafımızı. Burada gördüğünüz bu iki küçük Balkan köylüsü. Gözleriyle Doğanay muhtemelen zeybek oynuyordu. Zeybekti aynen. Yıllarımızı verdik ona. Evet ya. Doğanay Cireli bu arada. Takip edebilirsiniz. Kendisi oyuncu. O da bir YouTube kanalı açacak. Evet. Ne zaman açacağım? Bir ayı var maksimum. Bir ay sonra buraya bırakırım kanalını. Tamam. Aç bir an önce. Tamam, bir an önce açacağım. Demin onun kanalına da video çektik bu arada. Şimdi ben size Doğanay'la ilk anımı aslında anlatmak istiyorum. Borç batı. Bu arada ben hatırlamıyordum. Hatırlamazsın tabii. Utanç çünkü silmişsin. Bilinçaltın bastırmış. Ama şimdi bak realize edebilirim. Hadi bir konuşalım bunu. Ben bir memur çocuğu olarak... Son derece dikkatli yaşayan bir ailenin çocuğu olarak 6 yaşında borçla tanıştım. Batağa battım. Batağa battım. Faiz nedir senden öğrendim. Şöyle bir şey oldu ve Doğanay bunu geçen sene öğrendi, ben anlattım. Yıllarca da içimde tutmuşum ha. Bir de içinde saklamış ya, kıyamam. Hep şey yani, nasıl içine atıyor. Saf. Herkese inanan, vur enseye al lokmayı bir çocuğunuz varsa ilkokulda onu Doğanay'ın sırasına oturtun ve ona eğitsin. Hiç sesi çıkmayan, konuşamayan böyle bir tip olabilirdi. Demin dedim hayata hazırlık videosu. Hazırlamışsın bir şekilde. Şimdi ben simit ne alacaktım? Bir şey alacaktım. Cips olabilir mi? Cipstir herhalde. Öyle bir şey. Bu arada sen fast food'la da beni sen tanıştırmıştın. Onu da yapmış olabilirim. Ben çünkü eskiden çok yiyordum. Obez değildim ama daha kiloluydum küçükken. Kiloluydun ben. Evet. Ben de sende çok kilo almıştım zaten. Olabilir. Kiloyla tanıştım. Fast food'la tanıştım. Faizle tanıştım. Borçla tanıştım. İşte real life yani. Fritözle bile tanıştım. Gerçekten. Annem sağlıksız diye bizim eve fritöz almıyordu. Evet, sen benim için böyle günahların meşrulaştığı yerdi sizin eviniz benim için. Şu da çok ilginç. Mesela benim annem de eczacı. İşte baba da işte sağlıkçı falan diyelim. Eve koladır, cipsdir, hiçbir şey girmiyor. Nasıl ya? Bir sigara bence dışarıda yapıyormuşum. Benim gözümde sizin evden kola çıkmıyordu. Kola bize yoktu. Ama şey olabilir, cips de olabilir belki. Dolabı açınca kola vardı. Hatta anneme şeyi anlatmıştım. Doğanaylarda kola var diye. Bizde niye yok diyeyim. Almıyordu anne. Borç batığı da işte simit mi cips mi bir şey alacaktım. Senden para istemiştim. Tamam mı? Tamam. 1 lira diyelim. Aynen. Aldım 1 liramı gittim. Ertesi gün hemen babamdan istedim 1 liramı. Getirdim. Doğanay borcumu ödeyeyim. Faiz bindi, 1.25 oldu dedi. Bak o kadar saftım ki arkadaşlar. Direkt tamam mı dedi? Evet. Neden 1.25 oldu? Sen banka mısın? Faiz mi koyuyorsun? Niye ben senden 1 lira aldım? Böyle cevaplar bende yoktu. Benim için küçükken bir insanın her dediği sözü senetti yani. Mesela. Kayıtsız şartsız doğruydu. Tamam demiştim. O karanlık dönemin sonunda ben şunu hatırlıyorum. Bizim evimiz okula bakıyordu. Aynen. Benim odamın penceresi okula bakıyordu ve ben odamın penceresinden okula bakarak kara kara bu borçtan nasıl çıkacağımı düşündüğüm bir noktaya gelmiştim. Sen her gün faiz mi koydun? Çaresiz ya, ben çaresizlik hissini ilk bununla tattım. Ya kıyamam. Babama da söyleyemem, borç almak falan bunlar yani bizim ailede hiç hoş karşılanmayacak şeylerdi. Büyük bir hata yapmışım cips için. Ben de batağa düşsem cipsten düşerdim. Cips ya. En sevdiğim şeydi. Bayılırdık gerçekten. Sonra arkadaşlar arttı ve ben... Kapattın mı? Kapattım. Nasıl kapattın? Çünkü alırım. Senin yüzünden ilk yalanımı söyledim. Mesela. Evet, ben hiç yalan söyleyemiyordum küçükken. Ya böyle anlatınca inanamıyorlar. Ay, gerçekten. Ya. Nasıl fark etmemiş annem babam bu kadar saf olduğunu? Neyse ki ben fark etmişim. İyi kötü insanların eline düşmedim organ mafyasına falan. Yine sen bana fark etmişsin. Ben fark etmişim. Kurtardım onu. Ya. Sonra. Ve bugünlere geldik. Evet. Sen o gün artık insafa geldin belli ki. Çünkü ben babamdan kaç lira olduysa 10 lira diyelim.
baba şu kadar para lazım dedim okulun önünde demiştim. Babam da ne yapacaksın o kadar parayı? Ne kadar para lazım? Tam demek film gibi. Ne yapacaksın o kadar parayı dediğine göre bir bayağı para oluşmuş yani. Aynen. Bilmem ne kitabı alacağım dedim. Hani okul kitapları şeyler falan bayağı. Test. Evet. Tutem, evet. Tutem dershanesi testleri falan. Bir şeyler, bir yalanlar söyledim. Aldım ve borcumu kapattım. Nasıl insafa geldim ben? Biraz geri mi verdim acaba? Sen kendini kaldır. Kaldırdım. Hiç sanmıyorum. Sen de hiç o geri verecek göz yoktu. Bence de yok yani. Ama neden? Bak şimdi düşünüyorum. Hatırlamıyorum. Abin yapıyordu abin. Bunları hep. Sen bence nereden öğreneceksin faizi, borcu? Çünkü bana annem şunu söylüyordu. Ben tek çocuk saf. Fanusta büyüyor. Fanusta. Şunlarla çünkü büyüdüm ben. İşte kağıt para sonuçta daha fazla, işte bozukluk daha az ya. Abim de beni onlarla kandırıyormuş küçükken. Aa bak bu daha fazla deyip kağıt paralarımı alıyormuş ya. Ya. Ben öyle büyüdüm. Bana bir kuruş verip belki 10 liramı alıyor yani, düşünün. Ya çok kötü. Nasıl ben insanlara bunu yapmayayım işte. Bir bomba hanım daha var. Ne var? Hatta bunu şu an itiraf edeceğim. Çok hazırım. Hazır mıyım ya? Değil, hazırım. Beni utançla da tanıştırdın galiba. Hadi ya. Ne yaptım? Yine dur, ne yaptım? Önce Allah korkusunu anlat. Onu da anlat. Evet. Hayatım bir döneminde çok ciddi anlamda Allah'tan çok korkmaya başlamıştım. Çocuksun yani. Normal. Normal değil. Sen yaptın. 9 yaşında hiçbir çocuk benim kadar korkmuyordu. Ben yıl acaba sen bana öyle bir Allah korkusu aşıladın ki ben tuvalette boğazıma kılçık kaçtığında tuvalette yemek yeme günahtı. Ben de bunu yaptım. Allah çarptı deyip 2 hafta çorba içtim. Katı besin yiyemiyordum Allah bir daha ya korkudan. İnanmıyorum. Sen bunu nasıl şöyle dolaylı neler yapmışım? Ben de ama biri bir pislik yapsa da hemen yamulup kalsam diye zor bekliyormuşum. Doğanay tek başına oturuyor sıralarda. Bu arada sıralarda 3 kişi oturduğumuz. 3 kişi. Şuraya fotoğraf koyarız. Kesinlikle devlet koyalım. Okulu böyle 60 kişilik sınıf. Net 60 kişi yani. Evet. En uzunlar olarak en arkada. Hep en arka. Hayır o küçücük tipler önde 3 kişi otursun biz yazık be popomun yarısı dışarıda kalıyordu. Evet ben onu ya. Evet çünkü yani hem büyüktük hem sığmıyorduk. Bize 2 kişi oturtmalılardı o zaman. Evet yoktu öyle bir şey. Yoktu. Hocalar da öndekileri seviyordu ayrıca. Evet ama o konuya da gelelim. Ona da gelelim. Songül Hoca ile bir hesaplaşalım. Onunla da hesaplaşalım. Herkes ilkokul öğretmenine bayılıyor. Çok iyi hatırlıyor. Biz ben çok... var ya nefretle hatırlıyorum. Çok idealisti sanırım bir de değil mi? Ne idealisti? Şeydi psikopattı. Yüzükle çocuk dövüyordu hatırlıyor musun? Ya benim matematikten soğuma sebebim. Benim matematiğe küstüren insan. Niye yaptı? Abi tahtaya çıkmıştım. Küme problemi çözemiyor. Kümeyle karşı karşıyayız. Çözemediğimi görünce kafamı alıp kümenin içine geçirmiştim. Sonra bu çocuk nasıl matematiği sevsin? Benim çocuğuma bunu yapacaklar. Ben harcı kafasını tahtaya geçiririm bu arada. Sen kimsin be? Aynen biz söylemiyorduk ama. Ben kızımı saf saf büyütmüşüm. Sen al kafasını tahtaya geçir. Aynen yok abi. Benim de saçım çekmişti. Saçı hep çekiyordu. Bak benim annem böyle topluyordu saçımı. Yakışıyor diye. Anne diyor ne olur toplama daha kolay çekiyor yapma diyor. İnanmıyorum ya. Şuramdan çünkü tam eline geliyordu. Yandan böyle çekiliyordu. Ay okul deyince şu an bir anda geldi aklıma ya. Hatırlıyor musun? Boruya tırmanıyordun sen. Evet çok seviyordum. Çok seviyordum. Ben şişmandım. Ben pek tırmanamıyordum. Ben de bak onu hatırladım. Ben de maymun gibi hep tırmanıyordum. Hep tırmanıyordum. Bayılıyordun yani. Akrobasi yapıyordum. Gibi aynen. O şeylerde ters dönüyordum. Ters asılıyordum. Evet. Zaten sirkte çalışmak istiyordum ben uzun bir süre. Hadi ya. Evet büyüyünce bile Cirque du Soleil seçmelerini falan araştırmıştım. İyiymiş. Şimdi hangi yetenekle katılacaktım? Oriental. Oriental. Deme. Çok dans yapıyor. Dans şeylerimiz dans var ya. Danslarımız da var ama Allah korkusunu anlatacağım ben. Onu anlat. Bu böyle sınıfta bir gün yeni duymuş abisinden pislikleri gelip bana akıtacak belli ki. Gözde. Allah nerede biliyor musun dedi. Bilmem tepede falan dedim ben böyle. O ibret dolu Samanyolu dizileri sesiyle konuşuyordu. Oyuncu olacağın o zaman da belliymiş. Allah burada. Burada. Burada Allah her yerde her şeyi görüyor. Ben anneciğim Allah her şeyi görüyor. Her hareketimizi izliyor. Evet çok ciddi. Bak tüylerim diken diken oldu. Nasıl korkutmuş beni. Ay mikrofonlarımızı anlatalım. Anlatalım. Ya, ne çocuk ya evet. Çok saftı falan. Yine de eğlenceliydi. Ya böyle şey kaset dolduruyorduk. Benim evet. Altın
şey ne vardı? Altın başlığı. Bunda şey mikrofonu vardı. O zaman Bülent Ersoy mikrofonu gibi. Bülent Ersoy'ları falan kullandı. En altın rengi, en pahalı ve en büyük. Evet, en pahalı ve en büyük. Ben de sende mesela babamı aldırmaya çalıştım. Bana gümüş almış ucuzunu. Ben ama daha da ikinden istiyorum. Bununki şeydi böyle. Hatta sizinkinin kablosu ta senin odandan salonlara gidiyordu. Doğru, benim aynen. Benim kablosu da kısa kalmıştı. Çok bozulmuştum. Koridorda kalıyordum. Odama getiriyordum. Hep artık söyle. Sesimizi kaydedip şarkı söylüyorduk. Sonra bir de dans ediyorduk. 8-15 vapuru. Ya, o yaptığımız koreografiyi hatırlıyorum ben. Hala hatırlıyorum yani. Hatırlat bana. Nasıldı? Bu sabah 8-15 vapurunda ne gördüm karşımda. Dizlerimi titrettim. Aşık oldum. Çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Çocukluk videosu ise akıcı akıcı. Yakışıklı babam gibi. Aşık oldum. Niye anam bir yerde yani. Şöyle de yakışıklı babam gibi aşık oldum zavallı anam gibi anneyi yere koymuşuz. Nereden? Yonca Evcim'in siyah saçlı olduğu zaman. Siyah mıydı? Evet. Hatta Deniz beyaz bir şey vardı. Var. Aa, aklıma ne geldi? Sen onu hatırlıyor musun? Bir doğum günümde bütün erkekleri kovmuşuz. Hayır. Niye? Ne bileyim erkek düşmanlığı mı aşıladın sen bana yoksa? Yok bende o yok. Erkekleri seviyorum diyorum. Benim zaten erkeklere odun dediğim video yüzünden şey yedim. Linç yedim. Değil misin? Ya aslında bazı erkekler demeye çalışmıştım hepsi ama fazla değil. Genellemişim yani. Abartmayı seviyorum. Yapacak bir şey yok. Dur ben şimdi senden utandığımı anlatacağım. Evet hadi anlat. Bunu ilk kez anlatıyorum. Hiç bilmiyorum. Şimdi Doğanay zamanın ötesinde giyiniyordu. Öyle mi? Evet. Sen benim mesela gördüğüm en çılgın giyinen insandın. Evet. Hiç bana öyle gelmiyor. Mesela Doğanay'ı kötü mü şu an bilemedim. Sen mi utanacaksın ben mi bilemedim yani. Bilmiyorum. Hep beraber utanacağız galiba. Mavi önlük giyiyoruz ya. Mavi file çorapların vardı. Evet vardı. Sen file çorap giyen tek kişiydi. Ve daha file çorap odası yoktu. Yok. Benim de ilkokul çocuğumdan. File çorap kaşar bir şeydi. Yani ama o zaman kaşarlı biliyormuş. Kaşarlı da bilmiyorsun. Aynen. Sana bakıp hakkında konuşup gülmüşlerdi. Ha. Ben çok utanmıştım ama saflıktan öldüğüm için ama ne sana bir şey diyebiliyorum ne onlara. Böyle sonra her onu giydiğinde böyle şey oluyordum. Herkes bize bakıyor. Ben de yine hiçbir şey yapamıyordum konuyla alakalı. Utanıyor ama hiç arkadaşlığımızda şey yapmadım. Ta ki sen bitlenene kadar. Ben bitlendim arkadaşlar ve bana ne yaptı? Üzerime şemsiye açıp yaklaşma! Bitlisin sen gibi bir şey söyledi. Ve etüde kadar böyle yürüdük. Asla. İşte benden bir canavar yaratmışsın. Ben böyle bir kız değildim. Kesin başka arkadaş edinip ondan mı güç alıyordum acaba? Deniz Ezgi kesin onlardı çünkü bak hayal meyen neredeler hatırlamıyorum. Sen onu sevmiyor muydun? Hala da sevmiyorum bence. Bak ben çocukluk alır unutulmaz. Ben de Gülçeli Gözde'yi sevmiyorum. Sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çünkü bizim Songül Hoca hep onları severdi. Biz uzun boylu ve iticiydik. Hani artık bebek değildik yani. En arkada kapıda. Hiç bebek olamadık. Aynen. Olamadık işte. Olamadık. Duyarsın sen fotoğrafları. Bir şey diyeceğim onlar gerçekten çok şirindi ama. Şirindi. Gözleri de bebek gibiydi. Daha büyümemişlerdi. Daha en ön sıradalardı. Aynen. Çok şirinlerdi. Ve bizim saçımızı çekip yerden yere vuran, kafaya tahtaya gömen dedik tahtaya. Hocamız onları kucağına alıp seviyordu. Ben unutamıyorum. Bir de onlar çocuk gibi konuşuyordu da. Hatırlıyor musun sesini? Evet, ben insan gibi konuşuyordum. Halbuki yüreğim hepsinden daha çocuktu ama. Biz hakikaten nasıl ayrıldık? Senin rengarenk gömleğin. Hatırlıyor musun? Yine hatırlamıyorum. Renkli kişiliğini yansıtan. Ondan da biraz utanıyordum. İtiraf ediyorum. Sanırım o benim değil. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Abimin öyle bir gömleği var. Her abiminkini giyiyordu. Bütün bir sürü el altından abim çıkıyor. Evet ya insanın kızım bezemek gömleğiydi tam. O abimindi. Bak şöyle bir gömlek düşün. De bordo bir şey, bir çizgi. Rengi mor, pembe, sarı, yeşil. Çizgiler öyle çizgiler. Bir model yok. Altına mavi ne diyeyim mavi file çorap. Oh, ben mosmor utançtan ama tabii hep destek tam destek bir şey de söyleyemiyorum. Ya evet var uyar değil mi? Doğanay evet. Niye giyiniyorsun da ben böyle? Ben de yanında annesi iki yandan saçlarını kurdeleli tokalarla topluyor. Of çok iyiymiş. Şey ne denir? Ben abime tabii özeniyordum o zamanlar. Evet. Bence ondan ve hadi o yıllar öyle. Sonra büyüdüm, ortaokul geldi. Abimin koca bol pantolonları giyip hip hopçı gibi ama erkek yani. Gerçekten nasıl hiç kopmadık abi?
aslında kopmaya da çok müsaitti ortamımız. Çünkü okullar ayrılınca... Evet, çünkü ilkokuldan sonra ayrıldık. Aynen, yani görüşmeyebilirsin. Sonra şehirler ayrıldı. Ortak kurslara mı gittik ya? Biz birlikte de okumadık dershaneleri. Sonra da bir de şehirler ayrıldı. Üniversiteyken her yazları hep ne zaman aynı anda aynı şehirde olsak görüştük. Yine de görüşürüz. Aslında görüşmesek de belki 1-2'dir ama hani şey hiç değişmedi, o enerji. Evet. Hani her buluşmamız o çocuk... Aynen, o hiç değişmiyor. Evet ya. Evet. Şimdi hala böyle direkt her şeyini rahat rahat anlatabileceğim biri. Çok güzel ya, bir duygu. Benim için de. Ama ya, ben de dediğin gibi alamıyorum. Yeni arkadaş değil mi? Evet. Ya, alsam da şey gibi geliyor. Ya çünkü bak, bunu bilince, eski arkadaşın tadını bilince, yani şey gibi bir şey bu yani. Hani Lindt çikolatadan sonra saray yiyemiyorsun. Olmuyor yani. Evet. Çok yani ilginç. Ben de bu hani lise arkadaşlarım. İlkokul, ortaokul ya, eskiler bir başka. Neyse, böyle arkadaşlar, çok evet, uzun oldu video zaten. Aynen. kes bitmeyecek. O zaman bu arada Doğan Ay'ın kanalı için YouTuber olarak seni konuk ettim. Meslek altı benim programımdı. Evet, meslek, her meslekten 5 kişi insanı geliyor. Evet. Aynen. İlk konuğum da sen oldun. Ay süper. Aç artık kanalı. Aynen. Açacağım. YouTuber'lığa dair gözde üzerinden konuştuk. Bu arada Doğan Ay daha önce dizilerde bayağı oynadı. Oynadım. Şimdi tiyatroda oynuyordu. Şimdi ara verdiniz. Şimdi bir yaz için ara verdik. Yaz arası. Kişin yine takip ederlerse paylaşırsın. Tamam. O zaman sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.